Evet, bitkili Plati ve Lepistes akvaryumum. Gördüğünüz gibi Eledovalar, Kardemiya liratalar, onlar özellikle bu taraftalar. Tilki kuyruğu, Repens, Hymenoptera migra. Yavru balıklarım var. Aldım yavrular. Çok güzel bir bitkili akvaryum olduğu için içinde güzelce saklanıyorlar. Akvaryumların vazgeçmez yosunlayıcı sahiler. Yeşil alglerin düşmanı Nerite salyangozu. Genelde her akvaryumda bulunan, şu aradan belki çok belli olmuyor da şöyle gösterirsem. Şurada bir ortada bir kırmızı bir şey var, gördüyseniz o. Salyangozum, hatta şurada var kiraz şey, pardon, kiraz karides. Bir tane de şurada. Dış filtremiz çalışıyor. Sıcaklığımız ortalama 24-25 derecede. Arkadaşlar, bitki satışımız mevcut. İl dışına kargo ile gönderim yapılır. Otobüs ile gönderim sadece Eskişehir, Bursa, İnegöl, Bilecik içi elden teslim ve Bilecik'in ilçelerine yine servislerle gönderim sağlanır. Onun dışında Türkiye'nin her yerine kargo yapılır. Gönderilen bitkiler, gördüğünüz gibi mesela buradaki yeni sürgün veren, İşte Eledovalar'daki yeni sürgün veren bitkiler göndereceğimdir. Kesinlikle içinde herhangi bir şekilde adi salyangoz bulunmamaktadır. Göndereceğim bitkiler yeni sürgüler olduğu için çok hızlı ve sağlıklı büyümeler gözlemlenecektir. Yeter ki siz gerekli koşulları ve ortamları sağlayın. Ondan sonra bitkilerin bu şekilde akvaryumda, kimi ormanlık diyor, kimi bataklık diyor. İşte böyle doğal ve güzel bir yaşam ortamı oluşsun. Ve gördüğünüz gibi şu an canlı doğranlar. Canlı doğran akvaryumu. Ben canlı doğran sevdiğim için. Çünkü yavru almak, o yavruları büyütmek hoşuma gidiyor. Bundan zevk alıyorum. Bu yüzden de böyle bitkili akvaryumda artık yavruluk falan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Böyle yavruluk derdim yok. Yavrular doğdu. İşte ana dişi Lepistes hamile, bir yere ayırayım, şuraya alayım diye bir derdim yok. Çünkü hepsi burada rahat bir şekilde yüzüyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda WhatsApp iletişim numarası veriyorum. Oradan bitki alın almayın, her türlü soru ve sorularınızı ve aklınıza takılan herhangi bir şekilde akvaryum ile ilgili bir problem olursa bana danışabilirsiniz. İyi hobiler diliyorum.